G-Tape nedir? Nasıl tespit edilir? G-Tape, gümrük, tarife, istatistik, pozisyon numarası olarak açılımını tanımlayabiliriz. Gümrük, tarife, istatistik, pozisyon numarasına kısaca G-Tape diyoruz. G-Tape ismi tüm dünyada geçerli bir isim değildir. Yabancı ülkelerde G-Tape'in karşılığı HS kod yani HS kod olarak geçer ya da custom kod olarak geçer. Yani yurt dışındaki satıcıya bu malın HS kodu veya custom kodu nedir derseniz size malın HS kodunu veya custom kodunu vereceklerdir. Yurt dışından alınan HS kod veya custom kodları yani G-Tape Türkiye'ye malın girişi için kesin bir bilgi midir? Hayır. Yurt dışından size verilen G-Tape yanlış olabilir. Malı tam tanımlamıyor olabilir. Bizim ürünlerimizin yurda girişi için geçerli olan gerçek G-Tape'i gümrük müşavirimiz tespit eder. Gümrük müşavirimizin tespit ettiği G-Tape malınızın gerçek G-Tape'ini oluşturur. G-Tape 12 haneli bir numaradır. G-Tape malı tanımlayan 12 haneli numaraya G-Tape diyoruz. Kısaca tanımlarsak, şimdi Türkiye'de bu ürüne biz kalem diyoruz. Ama İngilizler buna pencil diyor. Fransızlar başka bir şey diyor. İşte İtalyanlar başka bir şey diyor. Japonlar farklı bir kelime kullanıyor. Şimdi dünyada ortak bir dil bulmak lazım. Dünyadaki ortak dil nedir? Matematik. Biz kaleme matematiksel olarak bir isim buluyoruz. Bir isim veriyoruz ve o matematiksel kod dünyanın her tarafında aynı oluyor. Şu an kullanılan G-Tape'ler 12 haneli bir numara. Bunun 6 hanesi dünyada aynı. 8 hanesi Avrupa Birliği'nde aynı ve 12 haneli kullanan tek ülke Türkiye. G-Tape ürünü tanımlayan matematiksel koddur. G-Tape ya da HS kod ya da custom kod ürünü tanımlayan matematiksel koddur. İlk 6 hanesi dünyada aynıdır. 8 hanesi Avrupa Birliği'nde aynıdır. Türkiye'de 12'li kod sistemi kullanılmaktadır. G-Tape'inizi gümrük müşaviriniz tespit eder. G-Tape tespit edildikten sonra malınızla ilgili vergi, KDV ve mevzuat tespiti yapılır. Bunların hepsi G-Tape'e bağlanmıştır.